kış görünümlü bahar gününden herkese merhabalar. Bugün Etiler Çamlık bölgesindeyiz. Benim favori mekanlarım, müdavim olduğum mekanları ve çok lezzetli yaklaşık 5-6 tane yeri beraber gezeceğiz. Yine kalem kağıdı almayı unutmayın. Şimdi ilk durağa gidiyoruz. Hadi gelin. Kadar bir çemberde bu kadar güzel durakların olması gerçekten şaşırtıcı. Bütün Etiler bir yana, bence Çamlık bölgesi bir yana. Bahar geliyor demişken ilk cemre düşüyor. Büyük düşmüş biraz. Düşüyor bak. İkinci cemre Çamlığa düştü. Daha kötü esprilerde şöyle bir şeyler yapalım. Kısa ama tatlı yürüyüşün sonrasında ilk durağımıza geldik. Nesilden nesile çok güzel yemekleri bizimle kavuşturan hünkârdayız. Ben çorbayla başlayacağım, gerisi içen. Çorbayla hünkârda biz başladık ama aslında çok 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 geniş, soğuk, sıcak mezeler ve zeytinyağlılar, ev yemekleri, ev yemeği diyorum artık yanına, esnaf yemeği bile değil, yıllardır değişmeyen lezzetler zaten birazdan sizlere izletiriz. Siz daha fazlasını yemek ve görmek için bütün büfeyi inceleyip tekrar buraya gelebilirsiniz. Kara lahana dolması tercih ettik. Yine de en azından evde yapmayı üşendiğimiz. Yoğurdu da her zaman çok güzel manda yoğurdu oluyor. Mis. Aa, yiyemedim adını. Güzel yedim be. Söyleyeceğim, kaynağına da şişman şişman. Çorba ne tercih ettiniz hünkârım? Yayla çorbası tercih ettim. Peki sen ne içiyorsun? Seninkisi yine havalı bir çorba. Sen onu anlat bence. Havalı bir çorbaya denk geldim. Bu arkadaşlar paça tavuk suyu çorba. Paça ben ve tavuk var içinde. Çatladın abla olacağım. Yine yanlış tercih yapmış olabilir miyim? Ne olacak? Çatladın abla yani. Zaten kara lahana yiyecektim. Neden ben bir daha yayla çorbası içiyorum burada? Sıkıntıyla başladı bu çekim. Neyse önümüzdeki maçlara bakalım diyoruz. Siz burayı deneyin ama siz benim seçimlerime bakmayın. O zaman afiyet olsun. Merse. Yarım ama yarım çorba. Yolumuz uzun. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Herkesin merak ettiği konuyu açıyorum yine her dükkan sonrası olduğu gibi. İki çorba, bir kara lahana dolması 155 TL ödedik. Tavsiye eder miyim? Ederim. Benim en sevdiğim haftanın 2-3 kere sabahları geldiğim, kahvemi, kruvasanımı yediğim, glutensiz bir çok uygun olduğu çok eskilerin dükkanı All Sports'un yanındaki All Sports Bakery'deyiz. Paket alıyorum, birazdan geliyorum.
Evet, üçüncü durağımız Çardak Döner'di ama onun öncesinde en sevdiğim ve sabahları uğradığım All Sports kahvede bir filtre kahve molası verdik. Bir tane filtre kahve 24 TL. Yine bunu meraklısı için söylüyorum. Bu arada ben Çamlık'ta aslında çok fazla yeni yer açıldı ama en eskilerini sizler için ve kendim için geziyorum. Bunun da bir şey diyeceğim, dönerinden ziyade ekmeği olay bence. Arada hani ekmeğini sadece alıp bal kaymakla da tüketebilirsiniz. Poğaça. Arasına döner. Şunu bir bütün olarak, bir sandviç ekmeği olarak satıyorlar. İçine 150 gram döner dediğinizde 110 TL fiyatı var. Aynen ama şu kadar. Yani ikiye bölersen kişi başı 55 lira oluyor doyman için. Mahallenin dükkanına uğramadan olmaz. Olmaz, Zetçim. Olmaz. Senin favori dükkanın. Benim favori dükkanım Gurme Kasap, Çağlar sahibi arkadaşımız. Burada yokmuş ama Mehmet var. Kolay gelsin. Gönül Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvah. Birer parça versene. Bundan sonraki durakta gideceğimiz Çamlık Ocakbaşı'nın sahibi İzzet'i ilk burada yakaladım. Hemen çekime başladık eve işte. Eve mi alıyorsun Fümet'i? Yok, sen şimdi biraz. Yok, Fümet dükkana da alıyorum. Şimdi bir tadalım biz birer parça. Tuz oranı müthiş. Koruyucu yok mu zaten? Hardal da önemli. Koruyucu yok biliyorsun. Tamamen natural. Çok sırf güzel. Al çikolata zaten. Gerçekten harika. Dengesi, tadı. Çamlarımızın. Mahallenin. Mahallemizin kasabı. Suratı bütün bu yerlere gelen insanlar dışarıdan da gelse mutlaka bu kasaba uğrayıp bir şeyler alsın derim. Aynen öyle. Denemeye devam. Çamlık'taki evimize geldik. Son durak yaptık burayı. Şimdi hem buranın sahibi, hem şefi, hem her şeyi, hem de Çamlık'ın muhtarı diyebileceğimiz ki amcası mı, dayısı mı ne gerçekten muhtarmış etilerdi. İzzet'i ziyaret ediyoruz ve güzel yemeklerini beraber tadıyoruz. Şefim ne geliyor? Ustam. Lahmacun. Çıtır çıtır lahmacun çıktı. Baskın yapıyorum. Evet İzzetciğim. Yes. Bastım seni. Yes. Son durağa geldik. Hemen ne yapıyorsun? Sana. Bana mı yapıyorsun vallahi, yoksa? Bu müşterinin hemen buna. Bu müşterinin hemen garson, veriyoruz. Garson arkadaşımıza. Hemen size bir haytari tabaklayalım. Mezeler İzzet'ten. Dükkan İzzet'ten. Süsünü de koyar arkadaşım. Yeşil yağımız. Anlat biraz İzzet. Ne anlatayım işte ya, görüyorsunuz. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Bu bizim mi bu arada? Aynen öyle. Onlar Sinem'in. Tamam. Şimdiki de sizin. Onu da alayım. Aynen. Geliyorsun değil mi ocağın oraya? Biliyorum. Geliyorum. Tamam. Dinleyeceğim senden. Bunu ben götüreyim şimdi. Bunu da lütfen. Hasan şefimi de. Servis bizim işimiz. Kolay gelsin herkese. Yeşil yağ diye bir sos üzerindeki.
İtalya'da. Antep'te. Bahçe. Dedemin patlıcan bahçeleri vardı, evet, diye başlı İzzet, mesela. İzzet bana şey yapabilir misin orada? Ne abi? Bir şey. Ali Nazik şeyi tabağı ki ocağa koyacağız ya. Şunu verelim yoksa? Yok şey. Metal olandan. Hasan abi, kiremit verir misin içeride? Bir de şu var abi, kiremit de mi? Dükkanın sahibinin adı İzzet, ustanın adı İzzet. Herkes İzzet burada. Bir de yapabilsen. Ne dilek tutarsan gerçek oluyormuş bu ocak başında. Öyle mi? Ulan, İzzet arasında. 18 senedir tutuyorum, gerçek olmadı da. Yani. Nusret hesabı. Ürün afiyet olsun. İzzet Bey'in fırında patlıcanı ve... Şuradaki ne? Söğürme. Ha, söğürme. Söğürme, patlıcan, yoğurt ve ceviz, tereyağı. Şişi, tabii şey, buttan tavuk şiş, but köp şiş, etler şey, Balıkesir, Gönen veya Tekirdağ'dan gelir. Oo. Evet, karkas gelir kuzu. Burada iki tane kasabımız var. Burada da çok büyük kasaplar. Açılır, işlenir. Çok fazla marinasyon yoktur bizde. Hepsi natüreldir. Valla ben güzel sizler için dinledim. Biz yıllardır gerçekten, evet, bizim için ikinci evimiz. Çok hikayemizin olduğu ve eminim birçok kişinin de çok hikayesi olduğu gerçek bir müdavim dünyasına sahip bir dükkan. Öyle, 1973'ten beri hizmet veriyoruz. Aynı lokasyonda. Şimdi buradaki şeyi basic tutmamızın amacı, biz ocakbaşıyız. Böyle sade tabakları yaptık. Çöp şiş, Adana, her yerde bunu bulabilirsiniz ama biz lezzetimize güveniyoruz. Biraz sonra da böyle bir alengirli bir tabak yapalım. Aa, geliyor mu? Öyle bir tane daha yapalım. O da Ülkü'nün fanlarının böyle biraz daha hoşlanacağı tarzda bir yemek. Burası yaz, olsun. Kış, kar, yağmur, çamur, sıcak hava, soğuk vesaire hava derken maşallah hep dolu olan ve bunun da hakkını veren bir dükkan. Yani birazcık sırrını bizim derimde payım var ama yani dükkan şey, kapı yapıyor Adana'yı. pencere çöpçü yapıyor falan. Dükkan öyle idare ediyor kendine. Biz de burada şey yapıyoruz. Soğutmadan başlayalım. Soğutmadan başlayalım. Bu arada hemen, Aydın Boysan'la burada çok rakı içme şansına sahip olan. Allah rahmet eylesin. Adamı var ya saat 2'de. Zaten fotoğrafları da 2'de burada. 2'de adamı mahvettiler bunlar. Bir paylaştım. 50 kişi geldi saat 2'de. İlk gelen Ülkü ile Atılay oldu. Kardaydı yine. Değil mi? Her gelen bir kadeh ve bir kadeh. Şöyle söyleyeyim. Bizim de ilk yemeğimiz buradaydı Atılay'la. Evet. Gerçekten herkesin çok hikayesi olduğu bir dükkan. Kapının pencerenin yaptığı yemekleri, lezzetleri bir kenara bırakıyorum. Burayı ben ne diye tasvir ediyorum herkese anlatırken, daha önce gelmemiş olanlara da. Bebek kahvenin ocakbaşı hali, içkili hali. Öyle bir tek başına gelebilirsin, 10 kişi olur masada.
Aynen öyledir. Gibi gibi. Yani yolunuzu düşürün derim. Yani ben de her zaman yer bulursunuz. Her zaman beklerim. Her zaman beklerim. Çok sevimli beklersiniz karşılarım. sevimli bekliyoruz. Şimdi bunu izleyenler, şimdi ortak arkadaşlarımız falan, hani bunlar ne yapıyorlar, ne anlatıyorlar diyecekler. Ne kendileri pişirip kendileri yiyorlar gibi bir durum söz konusu. Ülkenin dediği mesaj gibi. Mesaj yerine gidiyor bence. Evet. Biz biliyoruz da senin gerçekten değişik bir geçmişte bir hikayen var. Biraz esprili öyle de çok havalı da olmasın. Hikaye. İşte dükkanı ilk tabii eskilerden sonra ben işletmeyi devralıyorum, başlıyorum falan. Ya ne iş yapardınız? Müşteriler soruyor. Bir tane çaylak bir çocuk dolanıyor ortalıkta. Neyse işte işletme sahibiyim, dükkanı sahibiyim falan. Ona nereden bulaştı, ne yapardın? Vallahi ben Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum diyorum başta böyle. Ondan sonra Yıldız Teknik Fizik Mühendisi mezunuyum falan. Sonra Amerika'da University of Washington'da okudum falan. Ondan diyorlar, ne işin var senin, gelmişsin burada kebapçılık yapıyorsun falan. Ya Amerika'da okurken dedim, restoranlara gidiyordum. En güzel kızlar restoran sahiplerinin yanındaydı. Lan geldim İstanbul'a restoran açayım dedim. Yanlış kebapçı açmışım, hiç kız yok yanımda diyorum. Anladım. Arkadaşların İtalyan restoranları var. En güzel kızlar yanlarında. Bizim kebapçıda kimse. Sektör ama bunu kırdım. Ama kırdım tabii. Bu işi kebapçıyı. Ocak böyle, başına ocak bütün kadınlara oturttum. Ocak başına kimse. bütün kadınlara oturtturdum ben. Ankara havasının nasıl sosyeteyi şeyde çırağında oynattığı gibi. Yani ben de ocak başına başardım diyorsun başardım. Yani hedefime ulaştım. Yani mesela hanımefendi oturuyor da ilk burada yaşıyoruz. Oturanlardan bazen yaşıyor. Geceler o kadar uzuyor ki burada. Ertesi gün buraya gelip çay, ayran, su, pideyle tekrar günü kurtarmaya çalıştığımız anlar var. Yanında oturuyor iki tane hanımefendi, hatta orada da oturuyorlar. Böyle. Abi, dekor onları. Bunlar dekor diye getirdi. Dekor diye getirdi. Eminim de ona. Eline emeğine sağlık tüm ekibin. Sizin biz bu kadar iyi hissettiğimiz bir yerde eminim kim geliyorsa bu şekilde hissediyordur. Hasan şefim unutma lütfen. Evet. Hasan yıllardır benle birlikte, hatta kendini artık patron zannediyor. Ben içeride şeydeyim, mutfaktayım. Böyle bir oluşum içerisindeyiz abi. 15 senedir çalışınca adam artık diyor ki yani böyle bir durum. İzzeti bulamazsanız Hasan'ı bulur. Teşekkür yani, ediyorum. Ben teşekkür keyfimiz ediyorum. Bol çok olsun. Çok keyifli bir röportaj. Röportaj mı deniyor? Her şey. Video, muhabbet, yeme içme falan. Peşinde. Yani, bu arada ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı, like etmeyi, yorum yapmayı, hele bu Çamlık videosunda. Kanala abone olmayı unutmayın. Yukarıda like mi edin diyor. Like, yorum. Ne varsa. Kötü yorum yapmayın tabii ki, kabul edemeyiz bu saatten sonra. Bu kadar çekimsiz şey yapıyoruz.